Bu videoda size M çiçeği, maymun çiçeği virüsünü ve hastalığını anlatacağım. Bir sürü yayını okuduktan ve bilim adamlarını dinledikten sonra çarpıtılmamış bir takım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi buna maymun çiçeği denmesinin nedeni, ilk kez 1958 yılında laboratuvarda deney hayvanı olarak kullanılan bir maymunda izole edilmesi virüsün. Yani maymundan bulaşan bir hastalık değil. Maymun ve diğer hayvanlar aslında ara konak. Bu kemirgenlerden bulaşan bir virüs, bir zoonoz, Afrika kökenli. Fakat 58 yılında ilk kez maymunda izole edildiği için bu maymun çiçeği hastalığı olarak biliniyor. Ama günümüzde artık M çiçeği virüsü olarak adlandırılıyor. Bir çiçek virüsü o aileden, yani su çiçeği veya çiçek hastalığı ailesinden ilk kez 2002-2005 yıllarında Afrika dışında bir batı ülkesinde bir kişide hastalık saptanıyor. 2022 yılında da dünyanın değişik hemen hemen her bölgesinde de 12 bine yakın maymun çiçeği, M çiçeği infeksiyonu tespit ediliyor. Bunların içerisinde de böyle 10 ile 12 arasında da ölüm vakası bildiriliyor. Yani bu çok yeni karşılaşılan, işte yeni tanınan bir şey değil. Bir sürü virüste olduğu gibi bu virüste 1958 yılından beri biliniyor. Tabii ki yaban hayatın değişmesi, oradaki yaban hayvanların şehirlere geçmesi, çünkü şehirlerin yaban hayata invaze olması nedeniyle, bir de hayvan ithalatı, bu kemirgenlerin çeşitli, işte ormanda yaşaması gereken hayvanların ithalatı sonucunda bu tarz böyle normalde görülmeyecek, hani insanlar arasında görülmeyecek bu tarz virüslere artık rastlıyoruz ve bundan sonra da muhtemelen rastlayacağız. Şimdi spekülasyonlara girmeden ben yine bilgi vermeye devam ediyorum. Çünkü doğal olarak tabii bizim 3 senemizi perişan ettiği için hep Covid'le kıyaslanıyor ve Covid'deki gibi bir kapanma olacak mı, pandemi olacak mı şeklinde. Pandeminin tanımı şudur: birden fazla kıtada bir hastalık görüldüğü zaman pandemi olarak kabaca adlandırılır. Her virüsün bir pandemi olasılığı tabii ki vardır, ihtimal dahilindedir. Ama bu M çiçeği virüsü için böyle bir şey öngörülmemekte. Çünkü bulaşması COVID gibi o kadar kolay değil. Bu bir DNA virüsü. DNA virüsü olması da aslında bir avantaj. COVID RNA virüsüydü ve çok çabuk mutasyona uğruyordu. Şu anda bile COVID bitmiş değil, çok sayıda aslında mutasyona uğramış COVID infeksiyonu görülüyor. Öldürmüyor olabilir ama ağır grip şeklinde seyrediyor ve bütün dünyaya da hakim. Her sene nasıl influenza'da mutasyona uğruyorsa, bütün RNA virüslerinin mutasyona uğrama ihtimali çok yüksektir. İnsan vücudunda mutasyona uğrar. Bu M çiçeği DNA virüsü olduğu için mutasyona uğrama riski çok çok düşük. Ayrıca COVID'den bir farkı ve bir avantaj olarak da kuluçka döneminde bulaştırıcılığı yok. Hastalık ortaya çıktıktan sonra bulaştırıcı oluyor. O zaman da tabii ki tanıdığımız için bir şekilde korunabiliyoruz. Ama COVID'de hiçbir belirti olmadığı zaman, o kuluçka döneminde de bulaştırıcılığı yüksek olduğundan, o nedenle yayılımı çok hızlı oldu. Bu M çiçeği virüsü solunumla bulaşma ihtimali çok çok düşük. Ancak ağız ağıza girilirse bulaşabilir. Temas yoluyla bulaşır. Yani deriden deriye temas yoluyla, cinsel temasla, cinsel salgıların temasıyla, bir yara vardır, o şekilde geçer. Yani bir homoseksüel hastalığı falan değildir. Herkes de görülebilir. Ama dediğim gibi kuluçka döneminde bulaştırıcılığının olmaması, DNA virüsü olduğu için mutasyonunun olmaması ve sadece solunum yoluyla, hemen hemen hiç temas yoluyla bulaştırıcı olduğu için yayılımı diğeri gibi mümkün değil, olmayacaktır COVID gibi. Belirtiler kuluçka dönemini geçirdikten sonra genel bir, hani viral infeksiyon belirtilerinin halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, ateş gibi belirtilerin dışında deri lezyonları. Önce bir
renk değişikliği şeklinde, ondan sonra su çiçeğindeki gibi kabarıklık, içinde sıvı toplanması, yüz, boyun, eller daha fazla olmakla birlikte her yerde görülebilir. Zaten bunu görüldüğü zaman M çiçeğinden şüphelenilince kişi karantinaya alınır. Antiviral ilaçlar, yani klasik, spesifik bir ilaç yok. Aşı için hani soru işareti. Çiçek aşısı olmuş olan kişilerde, yani benim dönemim, 1980 sonrası çiçek hastalığı dünyada da ortadan kalktığı için, ülkemizde de ortadan kalktığı için çiçek aşısı artık yapılmamaya başlandı. Bizim yıllarda yapılıyordu. Çiçek aşısı olmuş olanlarda koruyuculuğunun kısmen olduğu düşünülüyor. Ama bu da net değil. Tekrar böyle bir şey için geniş bir şekilde aşı olması da alınması da önerilmiyor. Belki risk grupları için yayılımına bakılarak hani söz konusu olabilir ama şu anda böyle bir uygulama, bir öneri söz konusu değil. Bundan sonra zaten hayatımızda bu tarz virüsleri göreceğiz. Bunlar var olan virüsler aslında ama işte hayvan ithalatı, yaban hayatın içine bizim girmemiz, onların artık yiyecek bulamayıp şehre inmesi gibi çeşitli durumlarda bu tarz virüsler tabii ki bu veya başkaları olacaktır. Ama bu pandemi oluşturacak, böyle büyük bir paniğe sevk olacak bir virüs değil, COVID gibi değil. Bizim aslında bundan ziyade COVID'in varyantları olarak bildiğimiz ve belki de hiçbir zaman yok olmayacak olan enfeksiyonlara karşı kendimizi koruma altına almak. İşte bunlar solunum yoluyla geçiyor. Bu M virüs temas yoluyla geçtiğine göre el hijyenine, temizliğe, sürekli yıkama, sık yıkama olanağı yoksa bir antiseptik taşımaya dikkat ederek bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Dediğim gibi yani spekülasyonlar açısından bir şey söyleyemeyeceğim. Burada önemli olan madem ki böyle bir şey var, şu veya bu nedenle bundan da korunma yolu bu şekildedir. Fazla büyütülecek, abartılacak, korkulacak bir şey yok. Yani ülkelerin kapatılması, sokağa çıkma yasakları, Covid'deki gibi tedbirlerin söz konusu olması pek mümkün görünmüyor. Bulaştırıcılığı düşük, temas yoluyla bulaşıyor. DNA virüsü mutasyona uğrama ihtimali düşük. Kuluçka döneminde de bulaştırıcılığın olmaması tabii ki avantaj. Evet, M çiçeği virüsüyle ilgili açıkçası basit ama doğru bilimsel bilgiler bu şekilde.